teşebbüsleri, yani özel iş yerlerinin %3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu var. Bu taahhütü yerine getirmeyen iş yerlerine 2095 lira, yani bu 2015 için söylüyorum. 2015 yılı için 2095 lira para cezası uygulanır. Bu engelli personelden, kontenjan dahilinde çalıştırılan engelli kontenjanların sigorta primleri hazine tarafından karşılanır. Kontenjan fazlası olanların da sigorta primlerinin %50'si hazinece karşılanır. Yani engelli çalıştırmak, engelli çalıştırmamaktan daha karlıdır iş yerleri için. Bu engelli çalıştırmayan iş yerlerinden toplanan para cezaları bir havuza toplanıyor. Ve bunun için 2014'ün sonunda, 2015'in başında yeni bir uygulama geldi. Onunla ilgili, bu paralarla ilgili bir hibe programı açıldı engellilere yönelik. Engellilere yönelik hibe programında 36 bin liraya kadar hibe desteği verilebiliyor. Bu da engelli girişimciler için hazırlandı bu program. Engelli girişimcilik eğitim programından sertifikası olan veya herhangi bir mesleki eğitim sertifikasına sahip engellilerin bir iş yeri açma projesi varsa bu projesini kuruma sunuyor. Bu proje kapsamında kuruluş işlemleri için, yani onaylar, izinler için 2000 liraya kadar su, elektrik, iletişim, ısınma giderleri için, yani iş yerini açtı bir yıl boyuncaki faturalarını topluyor. Bunlar için %60'ını geçmeyecek kadarının 4000 liraya kadar, bir de kuruluş desteği olan makine, tesisat, yani iş yerini kurduğunda her türlü alet erdivat içinde 30.000 liraya kadar hibe desteği verilebiliyor. Engelli girişimci arkadaşlarımız da varsa bu projelerini 28 Haziran'a kadar kuruma ulaştırıyorlar. Uygun görülen projeler Ankara'ya genel müdürlüğümüze gönderiliyor. Ve daha sonra bu projeler değerlendirilip uygun görüş alındıktan sonra bu hibe destekleri verilebiliyor kurum tarafından. Yani bu tarz engelli girişimci varsa bildiğiniz, bu proje için 28 Haziran'a kadar kurumumuza yönlendirebilirsiniz. Onun dışında önceden iş yerlerinde engelli teşvik belgesi düzenleyip sigorta kurumuna gönderiyorduk. Artık 2015 Ocak ayındaki değişiklikle engelli teşvik belgesi iş kurumlarına verilmiyor. Otomatik olarak engellilerin işveren payı, engellilerin sigortası hazinece karşılanıyor. Yani bunun için herhangi bir evrak dolaştırma işlemine gerek kalmadı artık. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz sorularınız varsa alabiliriz. Bir kere en başından biz mali müşavirler olarak iş bundan gözümüz korktu. Geçen dönemde yapılan bir uygulamadan dolayı ülkelerimizin tabii ki istiyoruz ki 3 kuruş 5 kuruş faydalansın. Onunla alakalı da iş kurdan girişlerini yaptığımız ve 5510'a hariç 6111'den yaralandığımız, aynı iş yerinden kit bildirge vererek yaralandığımız birkaç tane işverenimiz ve ilgilerinde de istişare ettiğimizde, daha doğrusu işverenlerimizi ilgilendiriyor olay, bizi ilgilendirmiyor. Bizim amacımız 1 kuruş daha işverenimize katkı sağlamak.